Herkese merhaba. Ben Alp Sezgin Soy. Yine yeni bir Expertise uzmanlık podcast'ine başlıyoruz. Bugün misafirimiz ve uzmanımız Ömer Yiş. Kendisi müşteri analitiği ve pazarlama alanında özellikle de yeni yükselen trend müşteri değer yönetiminde Türkiye'nin sayılı uzmanlarından biri. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Alp. Ömer, biraz kendinden bahsetmek ister misin? Bahsedeyim biraz kendimden. Geriye gideyim. Koç Üniversitesi İşletme Ekonomi mezunuyum. Üstlerine İspanya'da doktora eğitimi. Daha sonrasında başlayan iş hayatı. İlk başlama yerim Turkcell. Turkcell pazarlama. Esasında pazarlamayla müşteri değer yönetimi de ilk tanıştığım yer. O zamanlar bu konu çok popüler olmasa da. Turkcell'deki geçirdiğim 5 seneden sonra bir danışmanlık tecrübesi. Yaklaşık 30'u aşkın Değil ülkede mi? telekom firmalarına danışmanlık. Burada özellikle Orta Doğu ülkelerine çok gezmiştin, değil mi? Evet, daha çok güzel yerler saymak isterdim ama yine de güzel yerler. Esasında çok da kötü değil. İş yaptıktan sonra iş yapılan her yer güzel oluyor. Suudi Arabistan, Güney Afrika ağırlıklı. Avrupa'da, Amerika'da da birkaç iş var. Ama genellikle Orta Doğu. Zaten uzmanlığın en çok talep edildiği yerlerden birisi de Orta Doğu. Danışmanlık için çok güzel bir pazar. Danışmanlıkta geçen 3 seneden sonra Türk Telekom bünyesinde TTNET altında başlayan pazarlama direktörlüğü görevi. Daha sonra Türk Telekom'un birleşmesinden sonra değerli müşteriler segment direktörlüğü ve en son yine sabit ürünler. Sabit ürünler dediğimiz evden internet, evden telefon. Bütün bunların değer yönetimi direktör olarak devam ediyorum. Harika. Tabii ki daha çok müşteri analitiği üzerine yapılan analizleri içeriyor ve farklı segmentlere de baktın şu ana Tabii kadar. ki artık merkezde müşteri var. Zaten müşteriden bağımsız bir düşünce bizim günlük hayatımızda yok. Esasında bu bir evrimdi. Yıllara baktığımızda ürün bazlı düşünceden müşteri bazlı düşünceye şirketler zorlanarak geçtiler. Geçmek zorunda kaldılar. Esasında hikayeye baktığımızda rahat büyüyen şirketler birden büyüme oranlarında zorluklar yaşamaya başladı. Bunun sebebi neler? İki ana büyük sebebi var. Bir, rekabet çok arttı. Müşterinin bilinçlenmesiyle rekabetin gücü daha da arttı. İkincisi, pazarlar artık doygunluğa ulaşmaya başladı. Bunu özellikle telekom ürünleri için mi söylüyorsun, yoksa Ya bu her yani bu sektöre esasında hizmetten perakendeye tabii or ki tabii ki her sektöre uygulanabilir. Neticede dediğim gibi müşteri her yerde müşteri. Müşterinin değeri her yerde değer. Bu esasında yeni bir disiplin. Günümüzde çok konuşulan. İngilizcesi de biliyorsunuz Customer Value Management Practice dediğimiz alan. Hem danışmanlıkta hem şirketlerde çok yükselen bir trend. Bunun sebebi de esasında taşın suyunu sıkma dediğimiz olay. Yaratabildiğiniz maksimum değeri müşterinizi de mutlu ederek yaratabilmeniz. Doğru olan her müşterinin mutlu ederek birlikteliği sürdürmek. Esasında ben müşteriyle olan ilişkiyi her zaman bu konferanslarda da müşteri değer yönetimini anlatırken evlilik üstünden örnek veriyorum. Müşteriyle olan ilişkiniz bir evlilik gibi. Şöyle bir benzetme yapayım. Eskiden evlendim bu iş bitti. Evdeki tavrıma halime dikkat etmem diyordunuz. Şu andaki evdeki tavrınız, hareketleriniz çok önemli. Evliliği düzgün yürütebilmek için. Aynı şekilde müşteri ilişkiniz de böyle. Evleniyorsunuz. İlk başlarda mutlusunuz. Eğer tedirginlik, mutsuzluk olursa boşanma oranları da Peki. gayet fazla arttı yani. Peki çocuk var mı çocuk? Çocuk esasında onu da şöyle örnek veriyorum. En mutlu olduğunuz an güzel bir meyve. İşte müşteri değer yönetiminde böyle bir şey. Hem değeri arttırıyorsunuz hem mutluluğu arttırıyorsunuz. Çocukta böyle bir güzellik. Ailenin gelirinin artması gibi şirketin gelirinin artması nasıl mutluluk veriyorsa ailede çocuğun gelmesi de öyle mutluluk veriyor. Süper. Peki bu müşteri değer yönetimini doğru yapmak için firmaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani bu zaten sadece telekomda değil. Yani genel farklı sektörler için ilk bakması gereken temel noktalar Ya bu neler? çok güzel bir soru. İlk bakması gereken normalde neyi ne kadar doğru yaptığı. Yani nerede potansiyel var? Bu potansiyeli ne kadar kullanabiliyorlar?
buna odaklanmaları. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Müşteriyi aldınız. Müşterimizin kullanımı var. Bu kullanıma bakıyorsunuz. Fazladan bir ihtiyacı var. Kullanım size zaten bunu gösteriyor. Zaten analitik dediğimiz olay da bu. Siz eğer bunlara ciddi şekilde eğilmezseniz, bunu bir disiplin olarak uygulamazsanız, bu müşteriyi dokunup onun ihtiyacını gidermek için bir çabanız da olmaz. O yüzden bunu ilk başta disiplinler şekilde, normalde neyi doğru yapıyorum, nerede potansiyel var, bu potansiyeli müşterim de mutlu ederek nasıl en fazla şekilde alabilirim, buna odaklanmak. Tamam, o zaman birincisi aslında disiplinli şekilde müşteriyi anlayabilmek. Tabii ki. Dersek. Tamam. Bu disiplinli şekilde anlamak neleri içeriyor? Hangi tip katmanları içeriyor? Yani şöyle diyeyim. Bu disiplini sağlamak için esasında bir tane yaklaşım var. Bu da çok duyduğumuz bir şey. Müşteri hayat döngüsü dediğimiz yaklaşım. Yani şöyle örnek vereyim. Müşteriyi kazanıyorsunuz. Kazandıktan sonra müşteri sizde olan serüvenine başlıyor. Daha sonra müşterimizin olgunluk çağı var. Bu dediğimiz evlilikte çocuğa doğru giden yol. Burada yukarı satış, çapraz satış fırsatları, aynı şekilde müşterinizi gayet mutlu ederek rakibin gitmesinin önünü açmanız, rakipler ne yapıyor diyerek uygun fiyat seviyelerini müşterilere vermeniz ve elde tutabildiğiniz kadar müşterinin hayat değeri dediğimiz şey, bunu uzatabildiğiniz kadar uzatmak. Bu disiplin çerçevesinde yaptığınız aktivitedir. Çeşitlendirmeniz gerekiyor. Yani çok çeşitli stratejiler olabiliyor. Müşteriyi alırken de değer oynamak, daha yüksek değer de alabilmek veya pazardaki potansiyeli tamamen alabilmek için daha elde edilebilir, affordable dediğimiz şekilde müşteriyi alıp daha sonra içerideki davranışlarına göre değerini büyütmek ve en ufak hareketinde size kızgınlık gösteren, yakından izleyerek bu kızgınlığın oluşmamasını sağlamak ve siz de gerekirse hayatı boyunca devam etmesini becerebilmek. Pekala, peki şirketlerin farklı yeni ürünler çıkardığındaki yeni farklı fazları ve buradaki zorlukları genellikle neler oluyor? Şöyle örnek vereyim. Bir kere müşteri değer yönetiminde hali hazırdaki ürünlerden maksimum değer elde etmek çok önemli. Eğer siz bunu elde edebiliyorsanız, mutlu müşteriniz varsa, yeni ürün çıktığında da yeni ürünü o müşteriyle buluşturmanız o kadar kolaylaşıyor. Bunun sebebi niye? Çünkü arada bir güven var. Bu güveni sağlamışsınız. Müşteriniz, siz ona bir ürünü tanıttığınızda, bir ürünü anlattığınızda size güvenmeye başlıyor. Diyor ki gerçekten bu benim faydam için yapıyor. Esasında şirketlerin ulaşmak istediği nokta, ulaşmaya gayret etmesi gereken nokta bu. Bu güveni oluşturup gerçekten bir sizin için bir danışman olabilmesi bir şirketlerin. Şirketler bunu becerebiliyor mu? Birazcık öz eleştiri yapalım. Bence bu noktadan çok uzağız. Gidecek o kadar çok yolumuz var ki. Bu sabah bir örnek vereyim. Kendi kendime düşünüyordum. Ya acaba biz bunu nasıl içselleştirebiliriz diye. Şöyle dedim kendi kendime. Ya bir şirkette çok kızgın olduğunuz bir şirkette çalıştığınızı düşünün. O kızgınlığınızı gidermek için ne yapardınız? Esasında bütün çalışanların bu nosyonla hareket etmesi çok kritik. 5 dakika çalıştığınız şirketi unutun. Sizin arkadaşınızın anlattığı kötü bir tecrübeyi dinleyin. Bunu kendiniz yaşasanız ne yapardınız? Bunu düşündüğünüzde emin olun 10 tane e-postayı gerekli birimlere lütfen bunu da yapalım, bunu düzeltelim diye atarsınız. İşte şirkette bu zihniyet çoğaldığı zaman, bu zihniyette çalışanlar çoğaldığı zaman şirketler bu mutlak doğruya gidecektir diye düşünüyorum. Zaten bu da değerin en maksimum olduğu nokta olacak. O yüzden güven. Güven geldikten sonra müşterinizi tanımak, ihtiyacı anlamak. Kapalı kapılar ardında ben çok eğitimliyim, çok iyi pazarlamacıyım. Bu ürün tutardan ziyade müşteriniz ne istiyor? Müşterinizi dinlemeniz çok önemli. Bu işler eğitimde olmuyor. Yani gerçekten müşteriye yakın olmanız, müşteriyi dinlemeniz çok önemli. Eğitim bence ikinci kısım. Peki, biliyorsunuz Expertera'nın müşteri portföyü büyük kurumsallardan, yatırım fonuna, danışmanlık firmasından, orta ölçekli ya da küçük ölçekli firmalara veyahut da startuplara kadar değişiyor. Bir müşteri değer yönetimi uzmanından bu firmalar neler alabilirler? Bu farklı firmalara özellikle buradan bir uzmanlık desteği almak isteseler kendi müşteri yönetimlerine yönelik neler alabilirler? Ya şöyle diyeyim, birincisi bu konuda iddialı olmak lazım. Ben danışmanlık zamanında şirketlere gittiğimde şirketlerin yıldan yıla büyümesine bakardım.
Ve dedim ya ilk başta neler doğru da yapılıyor, yapılmıyor bakmak lazım. Buna bakardım ve derdim ki siz %3 büyüyorsunuz. Sizin büyüme potansiyeliniz %7. Ve bu işi o kadar içselleştirdiğinizde emin olabiliyorsunuz ki buna. Diyorsunuz ki ben sizi %7'ye taşırım. Yani bazen kağıdın altına imza mı atacağım durumlar oluyor. Esasında bu sene Türk Telekom'da yaşadığımız durum da bu. Geçen seneki büyümeyi iki katından fazlaya çıkardık. Yani şimdi bu büyük bir başarı olarak gözüküyor. Esasında olması gereken bu. Doğru yapılması gerekenleri yaptığınızda rahatlıkla iki katını çıkarabiliyorsunuz. Ve düşünün, acayip doymuş bu pazarda opere eden bir operatör. Peki bu ne kadar sürelik bir implementasyon, nasıl bir süreç ve daha sonra meyveleri ne kadar Ya zamanda bu gelmeye tecrübe başlıyor? tecrübeye göre değişir. Çok tecrübeli bir insan bir ay içinde bu uzun vadeli müşteri değer yönetim planını yapabilir. Tecrübeli dediğim kendi sektöründe bir yerde bunu hızlıca adapte edebilir. Bu Dışarıda uzmanın sektör uzmanlığı da o tabii ki kadar fark ediyor. çalıştığı yerler. Yani zamanı kısaltır. Ama yapılacaklar esasında birdir. Mesela bir KOBİ'yi örnek verelim. Günün sonunda nedir? Cebimize kalan net kar bizim için önemli. Öyle değil mi? Onun için de geliri büyütmeniz lazım. Geliri de minimum harcayarak büyütmeniz lazım. Bakacağınız yerler bellidir. Bu müşteri yeterli müşteri tabanına ulaşıyor mu? Buradan ne gibi sorular sorarsınız kendinize? Rakiplere göre konumlanması nasıl? Bütün kanalları efektif şekilde kullanabiliyor mu? Hangi kanalı kullansa müşterisinin üstüne müşteri katar. Birinci sebep olay bu. İkinci, her ürününü, ekstra ürününü doğru müşteriyle doğru zamanda buluşturabiliyor mu? Bu ne demek? 10 lira kazanıyorsam 12 lira, 13 lira kazanma ihtimalim de var. Müşteri mutlu ederek. Bunu ne kadar yapıyor? Müşteriye dokunuyor mu? Müşteriyi dinliyor mu? Yeni ürünlerini düzgün tanıtabiliyor mu? İnovasyonunu müşterinin isteği doğrultusunda, beklentisi doğrultusunda yapıp bu güveni, ürün tutarlılığını müşterisiyle buluşturabiliyor mu? Daha sonra bir kere alan bir daha alıyor mu? Esasında buna bakmak lazım çok basitçe. Bir kere satmış, ikinci kez bir daha müşteri etrafta göremiyor. Büyük ihtimal satış sonra süreçlerinde sıkıntı vardır. Buradaki hızlı kazanımlar neler? Bütün bunu bir yol haritasına döktüğünüz zaman zaten nereden nereye ulaşacağınızı bu aksiyonlar doğrultusunda az buçuk tecrübeyle de görebiliyorsunuz. O yüzden her sektöre esasında uygulanabilir. Ben önümüzdeki 2-3 sene içerisinde de gerçekten bu tür yaklaşımların, uzmanların şirketlerin içerisine girip dışarıdan bir göz olarak bu planlamaya konusunda şirketlere yardım edeceğini öngörüyorum açıkçası. Peki bu uzmanlık genellikle mesela bir telekom şirketi milyonlarca müşterisi olan bir firma bu. Daha belki hizmet satan veyahut da belki bir şey üretip birkaç tane yani 5-6 müşterisi olan, 8-10 müşterisi olan firmalar içinde uygulanabilir Tabii mi? ki uygulanır. Çok büyük bir milyonluktan müşteriden elde ettiğiniz bir etki yapamazsınız belki ama 8-10 müşterinin oluşturduğu gelire göre orada da yüzdesel olarak yaklaşık bir etkiyi ortaya çıkarabilirsiniz. Bu her yerde uygulanabilir. FMCG'den tutun. Zaten bence çok gelişmesi gereken bir alan. Bu rap analizleri falan yapılıyor ama gerçek data tutulmaya başlandığı zaman bir kere Ariel alan, ikinci kez Ariel mi alıyor? Markaları karıştırabilirim bu arada da. O Procter & Gamble diye biliyordum. Omo'ya kayıyor mu? İşte bunlar hep önemli analizler. Baktığınızda. Danışmanlık sektörü için bir örnek verelim. 8-10 tane müşterisi var. Yani çok basitinden bu 8-10 müşteriyle vasıtasıyla iyi yaptığı bir işle oradaki kaç müşteriye ulaşabilir? Bunun reklamını nasıl yapabilir? Nasıl bir fiyatlandırma yapabilir? Yani her müşteri her fiyatlandırma şeklini kabul etmiyor. Bazen sabit tutar istiyorsunuz. Bazen demin bir örnek verdim. %3'ten %7'ye çıkardınız mesela. Fazladan çıkardığınızı gelir paylaşımı şeklinde modeller de olabilir. Peki bu işin uygulanmasında mesela iyi bir danışman geldi, bir ayda bunun haritasını ve yol haritasını çıkardı. Uygularken firmanın ne kadar daha fazla ekstra efor ya da iş gücüne ihtiyacı olacak mı yoksa kendi içinde yeni bir yapılanma bunun için yeterli oluyor mu? Yani kendi içinde bir yapılanma yeterli olur. Ya bir kere şirketin en yüksekteki karar vericisinin bu konuya inanması lazım. Çünkü bu konuların uygulanmasında hız çok önemli. Dünyanın en iyi planını yaparsınız. Gerçekten 5 katı büyüme getirecektir. Ama yukarıdaki işlerin içindeki bir ajandaya giremezseniz çöp olur gider. Büyük kaçan balık da çok büyük olur esasında. Ne olduğunu anlamazsınız bile.
O yüzden bir kere şirketin buna inanması lazım. İnandıktan sonra da bunların yapılabilmesi için içeride her türlü desteği sağlayacak bir anlayış olması lazım. Bugün sabah düşündüğümden bir tane daha örnek vereyim. Dedim ya ki kızgınsanız şirkette olun diye. Organizasyonları düşündüm bu değer yönetimi kapsamında. Ve organizasyonların çok geniş olduğunu düşünüyorum. Bilhassa bu başarının önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyorum. Çünkü bir adımda yapacağınız şeyi baştan uca yönetecek şekilde o kadar geniş organizasyonlarda üst seviye 4-5 adımda yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden şirketlerin bence büyümeye daha hızlı gidebilmesi için üst düzeyde geniş organizasyonlarda yelpazeyi biraz daraltarak daha kompakt organizasyonlara gitmesi de çok kritik. Evet, organizasyonel verimlilikte bunun uygulanmasında. Aynen öyle. Yani sadece analitik, müşteriyi tanımak, müşteriyi süper tanırsınız, ürünü çok iyi yaparsınız, fiyatlandırması mükemmeldir. Ama organizasyon içinde, organizasyon olarak bunu destekleyemezseniz zaten iş başlamayın daha iyi. Peki bir firma müşteri değer yönetimine ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlayabilir? Bir firmanın müşteri değer yönetimine ihtiyacı olmama lüksü yok. İhtimalini ama görmüyorum. Yani, hani 10 üstünden 1 veya 10 üstünden 10. Yani ilk... Ben büyümede sıkıntı yaşıyorum diyorsa müşteri değer yönetimine ihtiyacı vardır. Evet. Ben şu an iyiyim ama ileride büyümede sıkıntı yaşayacağım derse şimdiden bu kültüre kendini adapte etmesi sıkıntı yaşayacağı zamanlar öncesinde güzel bir hazırlık olur. Vakit kaybetmemiş olur. Rakiplerin büyüme hızından arkada tabii kalıyorsa. Tabii ki %20 büyürken %25 büyür. Yani çok kötü bir şey değil. O yüzden ihtiyaç her zaman vardır. Eğer bunu düzgün yaptığını düşünmüyorsa bir organizasyon tabii. Evet. Ya çok fazla da esasında uzatmayayım. Dinleyiciler de çok sıkılmasın. Bu konu gerçekten şöyle özetleyeyim. 2-3 sene içerisinde müşteri değer yönetimi uzmanlarını çok daha fazla görmeye başlayacak. Herkes çünkü çok büyük ihtiyaç olacak. Ve ben şöyle yorumluyorum. 2-3 sene içerisinde müşteri değer uzmanı da denmeyecek bunlara. Dijital müşteri değer uzmanları denecek. Çünkü artık klasik kanallardan çıkıp yeni müşteriler tamamen dijitalde. Müşteri değer yönetimini zaten çok genç bir dal. Ama artık o kadar hızlı ki her şey. Bunun da artık evrim geçirip dijital dünyaya doğru kaymasında fayda var. Dediğim gibi 2-3 sene içerisinde dijital müşteri değer guruları diye etrafta seminerlerde göreceğimize eminim ben. Evet. Ömer İş'ten dinledik. Bugün müşteri değer yönetimi uzmanlığı ve danışmanlığı firmalara nasıl faydalı olur, nasıl faydalı olacak? Artık şu anki dünyada rekabetçi kalmak isteyen firmaların için müşteri değer yönetiminin önemini anlattı. Çok teşekkürler Ömer. Ben de çok teşekkür ederim. Bu tür uzmanlıkları gerçekten işverenlerle buluşturmakta fayda var. Bu yayınlarda o açıdan çok yararlı görüyorum. Katılmamın en büyük sebeplerinden biri de bu. İnşallah faydası olur dinleyicilerimize. Bu uzmanlıktan da faydalandıklarında yarar göreceklerine de emin olabilirler. Herkese iyi günler. Teşekkür ederiz. İyi günler.